Evet, Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın açıklamalarını canlı olarak ekrana getirdik. Bu arada Fenerbahçe'den de bir açıklama var değerli izleyenler. Özellikle savunma hattında ciddi sıkıntılar, sakatlıklar vardı. Ancak kötü haber özellikle Becao ve Fred'den geldi şu an itibariyle. Becao'da bir tendon kopması, Fred'de de kasıkta 2. derece yırtık belirlendiği bilgisi var. Tabii her iki oyuncunun da ne kadar süreyle tam anlamıyla sahalardan uzak kalacağını şu anda bilmiyoruz ama Sarı Lacivertli Kulüp'ten yapılan açıklama bu şekilde. Konuklarımızı bir kez daha söyleyelim. Levent Üzemen ve Murat Özbostan'la birlikteyiz. Hemen bu son dakika ışığında biz de değerlendirmelerimize başlayalım. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ne yazık ki böyle kötü bir haber. Hangi takım, hangi oyuncu olduğu hiç önemli değil. Sakatlık bilgisi vermek tabii ki çok çok üzücü. Geçmiş olsun diyelim hem oyunculara hem de kulüplerine. Şöyle bir değerlendirerek başlayalım isterseniz. Şimdi ben zaten dün sevgili Murat Özbostan sabahın klasiği olan serbest köşede bununla ilgili bir soru sormuştu. Bir taraftaki baktığımda Becao, Fenerbahçe defansının sigortası. Mükemmel oynuyor, arkadan oyunu kuruyor. Tendon kopmasının bence bıraktığı tahribata bakmak lazım. Nasıl yani? Ameliyat mı olacak? Yoksa yani bu bir tıp açıklaması. Doktorlar bunu verirler diye düşünüyorum. İkincisi Fred de orta sahanın maestrosu. Yani onun derecede 2. derece yırtık var. Kasık sakatlıkları biraz sıkıntılıdır. Yani ben de oynarken yaşadım bunu. Evet. Gerçekten. Ama kabul edelim ki ikisinin yokluğunu mutlaka ki İsmail Hoca dolduracaktır. Ama aynı kalite, aynı performansı alırmış. Şimdi bugünden itibaren Fenerbahçe hocası hesap yapıyor. Tabii. Kimi oynatayım? Çünkü rakip Trabzonspor. Abdullah Avcı'yla tekrardan buluştu. İki sevgili buluştu diye söyleyelim. Artı Trabzon bir çıkış yapacak. 2 maçtır gol yemeden haftayı bitiriyorlar. Öncelikle Abdullah Avcı kompakt futbolun önemli bir teknik direktörü ve bir takımın gol yememesi konusunda planlamalar yapıyor. Hatta Trabzon'daki geldiği dönemde önce bu sorunu çözmüştü. Uğurcan tabii ki kendine geldi, güveni geldi bir ölçüde. Mutlaka ki bak milli takımda da başarılı oynadı. Evet. Ama Fenerbahçe'nin tabii ki bu açıklamalarının sonucunda mutlaka bu sakatlıklar olabilir diye düşünüyorum. Ben Fred'in asla darbeye dayalı bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Bu bir kas sakatlığı. Kendi yani zorlamadan dolayı. Ama Becao'nunki belki yanlış bir hareket yaptı, kopardı. Belki zeminden etkilendi, kopardı veya darbe aldı. 3 şekilden bahsediyorum. Sonuçta bu oyuncuların ne kadar süre oynamayacakları önemli. Çünkü çok kritik haftalara ve çok ciddi maçlar oynayacaklar. Evet. Avrupa'da rahatlar ama Türkiye'de arka arkaya Trabzon var, Beşiktaş maçı var, Adana Demirspor maçı var ve Galatasaray maçı var. Yani dönüp baktığınız zaman bunlar... Evet, önce Adana Demirspor maçı var Trabzonspor'dan sonra. Evet tabii. Sonra da Babakars Fatih Karagümrük milli ara girecek sonra araya. O bir avantaj olabilir. Evet. İyileşme açısından. Çünkü sevgili Ezgi, gerçek olan şu var. Serdar Aziz de sakat. Evet. Yani bence diğer öbür oyuncu Becao'nun dışında var. Neydi o yabancı oyuncu? Djiku da sakat. Djiku da sakat diye biliyorum. Peres yani, sakat. Peres zaten kiralanacak, gönderecek diye bir söz vardı. Yani Samet kolay bir şey değil. Ciddi bir sakatlığı vardı. Bulgu tespit edilmedi açıklaması geldi yine Fenerbahçe'den. Doğru. Şu an bu isimler arasında sadece Samet'ten iyi haber var. Evet, yani dolayısıyla telaşlanmıştır bence İsmail Hoca. Ama mutlaka ki o bölgeye birilerini oturtacak yani. Şu anda bu sakatlıkla ağlayıp durmayacak yani sonuçta. O da çözüm üretmeye çalışacak. Şimdi ben sıcağı sıcağına hemen bir ortopedistle görüştüm ve tam olarak nerede olduğu önemli sakatlıkların diyor ve Becao ve Fred'den randıman almak yaklaşık 1 ay sürebilir şeklinde ama tabii ki kulüp doktorları çok daha net incelemelerle kesin bilgiyi vereceklerdir ama 1 aysa da bir 10-15 gününün milli takım arasında geçeceğini düşünürsek yine 3-4 maçtan söz edeceğiz Murat Özbostan. Yani Fred için söylenen, Fenerbahçe'den gelen haberler 3 hafta filan, 2,5-3 hafta filandı dün. Yani dün için konuşuyorum. Çünkü dün MR'lar çekildi, resmi açıklamayı bugün yaptılar. Ama Becao'daki sorunun daha ciddi olduğu, yani bir aralığın sonuna kadar filan diye bir zaman yine konuşuluyordu. Böyle bir 2 aylık filan bir zamandan konuşuluyordu. Yine bu Samandıra'dan gelen haberler doğrultusunda bunu söylüyorum. Tabii şimdi bir seri yakalamışsınız ve bu serinin önemli bir parçası Becao ve Djiku. Yani şu an ikisi de yok. Evet. İkisi de gitti. Yani bu serinin içerisinde önemli bir başarıya sahip olan iki tane önemli stoper, yerli oyuncuların çok önünde olan, kalite olarak önünde olan iki stoper şu anda yok. Bunun yanında işte Serdar Aziz zaten, o da ameliyat oldu, Almanya'da yok. Peres zaten hiç yoktu. Djiku'nun önceden bir sakatlığı oldu ve bugün yapılan açıklama işte elde kaldı Samet. Muhtemelen onun yanında da Osterwold'e oynayacaklar. Ve Trabzonspor karşılaşması. Bunun Fenerbahçe'nin bundan etkilenmemesi diye bir durum mevzubahis olamaz bir kere. Yani bu kadar istikrarlı yan yana oynayan iki adamın başarısı ortadayken ikisinin birden olmaması, onların yerine oynayacak oyuncuların ne randıman vereceği, nasıl bir randıman, nasıl bir uyum ortaya koyacakları tabii ki soru işareti. Yani elde Mert Müldür de herhalde orada o stoper şeyinde belki oynatabilir. Ben hiç oynadığını duymadım ama sabek yani, oynadığını biliyoruz yani zaten. Bir de sabek. Fenerbahçe'de şöyle bir sorun var. Osterwald de oynar diyorlar. Bu oynattı da zaten. Ludogorets maçını da düşünürsek evet, ne Samet'in ismi listede var ne Mert Müldür'ün ismi listede var. Tabii ki yani Avrupa listesine hiç stoper yok. Dahil edilmemiş. Stoper yok. Rövanşta. Ya bu abi işte Trabzonspor maçından sonraki önümüzdeki haftaki maçta konferans liginde bu iki tane yerli oyuncunun ismi de listede olmadığı için Fenerbahçe'nin elinde hiç stoper yok. Yani orada işte artık kimleri deneyecek, kimleri oynatabilir. Bir de işin bu tarafı var. Trabzon maçından öte Avrupa'da da böyle bir tarafı var. Çünkü Samet'in ismi de yazılmamış. Bildiğim kadarıyla Mert Müldür'ün ismi de yazılmamış. İkisi de listede yoklar. Ama biz Trabzonspor maçına dönersek, yani bu tabii Trabzonspor için iyi bir haber. Fenerbahçe için kötü bir haber. Ama hoca işte Samet'in baktığımızda sezon başından beri açıkçası çok oynatılan bir oyuncu değildi. Ama milli maçta yeni teknik direktörümüz geldi. Onu hemen kadroya aldı. İki maçta oynattı ve izlediğimiz iki maçta da oldukça iyi bir performans evet, ortaya koyarak şunu dedirtirdi Fenerbahçe, şu mesajı verdirtirdi milli takımdan. Hem hocası, milli takımın hocası Montella hem Samet, kardeşim ben de iyiyim yani beni de bir görün dedi ki son maçta oynadı. Ondan önceki maçta oyuna sonradan girdi, bir hata yapmıştı. Ama artık Fenerbahçe'nin şu anda pamuklara saracağı, aman Samet diyeceği bir Samet'i var elinde. Başka bir oyuncusu, stoperi yok. Bu tabii zor bir durum. Ama İsmail Kartal böyle şeyler maç böyle bir takvimde olabiliyor. Yani bunu Beşiktaş da yaşıyor. Beşiktaş'ın da toplantısında da bu arada yok, böyle bir duruma karşılık planlarım var kafamda demişti. Yani şüphesiz dediğim gibi yani Mert Müldür'ü kullanabilir. İşte Osterwold'u zaten %100 kullanacak. Samet Türkiye için elindeki dediğiniz çok önemli gibi, bir Avrupa biraz daha Avrupa'da sıkıntı var. Orayı da bir şekilde İsmail'i bilmiyorum çekebilir defansa. Fred'in olmadığı durumda İsmail çekemez. Yani bir ihtimal. Crespo şeklinde belki olabilir. Orta yani böyle şimdi bunu uygularken yerli performansa düşürmek lazım. Yani bu tür şeyler hareketlerde bulunabilir. Bulunacak zaten. Yapacak bir şansı da yok başka. Ama bu tabii Trabzon Fenerbahçe maçını, Fenerbahçe Trabzonspor maçını düşünürsek Fenerbahçe için bir sıkıntılı bir durum açıkçası.